Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda, yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Akif'i tuzağa düşüreceğiz. Parasını alacağız. Ama çok büyük miktarda para. Sonrasında sen de ben de iki özgür, mutlu, bekar ve zengin kadın olacağız. Kulağa çok güzel geliyor değil mi? Kızlar, sizi böyle gülerken görmek ne güzel. Hayır hayır, onlar değil. Nasıl değil ya? Hatırlıyorum ben bunları. Ya abi tamam da hepsi değil. Bak şu ikisinin olayla hiçbir alakası bile yok. Bakın şu turuncu montlu var ya, benim kuzenim. Tamam ofisi taşırken oradaydı, kabul. Ama biz bunların hırsız olduğunu bilmiyorduk. Bak vallahi bilmiyorduk, billahi bilmiyorduk abi. Bunun ne işi var burada ya? Abi, şu sarışın uzun boylu olan var ya, bizim okuldan arkadaşımız Doruk. Onun burada ne işi var onu hiç anlamadım zaten. Şu sol baştaki çocuklar mı? Evet abi, şu ikisi. Abi yemin ediyorum bak, biz hayatımızda ilk defa yaptık bu işi. Diğerlerin hırsız olduğunu vallahi bilmiyorduk. Ya zaten şu ikisi var ya, bu pisliğe bulaşacak son iki insan ya. Peki diğerleri? Onları teşhis edebilir misin? Evet, üçü de vardı. Ofis taşırken üçü de vardı. De bunların bir tane başı vardı, o yok burada. Hadi şerefsizler. Tamam. Şimdi şurayı imzalarsan seninle işimiz bitiyor. Peki kuzenimle arkadaşım? İfadelerini alacağız. Eğer dediğin doğruysa geceye sallarız. Buyurun beyler, girelim içeri. Hayır yani bağcığımızı niye aldınız anlamadım ama. Birazdan ifade vereceksiniz. Çalcan, ne dönüyor burada, bir şey anladın mı sen? Vallahi tek anladığım, Ömer bir şeyden kıllandıysa o işe bulaşmayacaksın kardeşim. Gecenin bendeki özeti bu. Nasıl yani? Ya Ömer esasında bu herifler bir iş çeviriyor, bir daha bunlarla çalışmayalım demişti ama. Oğlum olacaksın, şimdi mi söylüyorsun bunu? O zaman niye gittik çalıştık biz bu adamlarla? Balo için kardeşim.
Yani balo parası için sen de yakmış bulundun, kusura bak. Ne iş çeviriyorsunuz siz, he? Niye tıktılar bizi buraya? Ne bilelim, insan gibi işimizi yapıyorduk biz. He, evet evet, kesin insan gibi yapıyordunuz. Doruk, gel kardeşim, ben böyle tipleri bilirim. Hiç muhatap olmayacaksın bunlarla, gel. Kurbanın olayım, gel. Elimden bir kaza çıkacak şimdi. Ya çok saçma ya, ayakkabının bağcığını niye alırsın ki? Doruk, tuvaletim geldi ya. Az evvel insanların içinde rezil olduğun için sustum, sesimi çıkarmadım. Ama sana söyleyeceklerim var Nebahat, otur şuraya konuşacağız. Ne var ya? Ne? Niye oturuyormuşum? Neyini dinleyeceğim ben senin? Ne anlatacaksın bana? Nasıl oyunu oynadığını mı? Nasıl paçayı kurtardığını mı? Neyi anlatacaksın? Ya ben sana Suzan'la bir ilişkim olmadığını söyledim mi? Söyledim. Kızıyla birlik oldular, bana oyun oynadılar dedim mi? Dedim. Ya sen nasıl böyle bir kadınla işbirliği yapıp arkamdan benim kuyumu kazarsın ya? Senin derdin ne? Söylesene bana. Senin derdin ne? Benim derdim ne mi? Benim derdim kandırılmak. Beni kandırdığını öğrendim. Sana ev aldım. Ha tabii bana aldın değil mi? Suzan'a almışsın asıl. Bunu öğrendim, yetmez mi? Ben o evi Suzan'a mı almışım? Evet, Suzan'a almışsın. O kabul etmek istemediği için de bana vermişsin. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. İnanamıyorum. Hatta biz oradayken Suzan da evin içindeymiş. Sen delirmişsin ya. Vallahi sen delirmişsin. Ya mümkün mü böyle bir şey ya? Ya bir düşünsene şunu Allah aşkına. İkimiz evdeyiz, evde bir de Suzan var. Olacak iş mi? Bir düşün ya. Sen o kankana söyle, o buralarda harcanıyor. O Hollywood'a gitsin. Bu hikayeler orada çok iş yapar. Pes be. Ne var yani? Biz oradayken Suzan evde değil miydi? Yalan mı söylüyor? Değildi. Yalan söylüyor. Beni kandıramazsın artık Akif. Suzan ev konusunu nereden biliyor? Ben söyledim çünkü. Ben söyledim. Peşimi bırakması için ben söyledim. Ben karıma aşığım dedim. Yahu Allah aşkına bir düşün ya. Bir düşün, senden rica ediyorum ya. Bu insanlar 3-5 parça elbise için beni uyuttular, videomu çektiler. Ev vereceğim, kabul etmeyecekler öyle mi? Yahu senin aklın alıyor mu böyle bir şey Nebahat, Allah aşkına ya? Sen şu koca yürekli Suzan'a bak sen ya. Vay arkadaş ya, sen ne kadar tok gözlü bir kadınmışsın Suzan Hanım. Suzan benim iyi arkadaşım Akif. İyi arkadaşımdı eskiden. Ben onu gayet iyi tanırım. Ne zaman yalan söylediğini de çok iyi anlarım. Nebahat, ben vallahi çok üzülüyorum senin için. Gerçekten çok üzülüyorum ya. Bir kadın geliyor, senin elinden hayatını almaya çalışıyor. Senin elinden kocanı almaya çalışıyor. Ve sen kocana inanacağın yerde gidiyorsun, ona inanıyorsun. Gerçekten çok üzülüyorum ya. Ben çok yoruldum biliyor musun? Senin istediğin gibi olsun. Ayrılalım. Bir dakika, dur. Ayrılmak mı? Evet. Sen bunu istemiyor muydun zaten? Çocuklara istediğini söylersin. Neticede annelerisin. Seni kötü bileceklerine beni kötü bilsinler. Ne diyorsun sen? Hiçbir şey anlamıyorum. Yoruldum diyorum Nebahat. Bana olan güvensizliğinden, arkamdan, iş çevirmenden çok yoruldum. Boşanalım. Boşanalım. Thank you.
Allah'ım ya. Bir kere de lazım olunca kapanma be. Hadi. Efendim Ömer. Abi kötü bir şey oldu. Ne oldu? Neredesin? Karakoldayım. Oğulcan'la Doruk'u gözaltına aldılar. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Abi yok yok. Bir yanlış anlaşılma var. Ama sen yine de gel. Hatta amcamı da al gel. Tamam. Tamam abim. Geliyorum ben hemen. Ne oldu abi? Ya Doruk'la Oğulcan'ı karakola almışlar. Bilmiyorum. Ben de gidince öğreneceğim. Ne? Ben de geleyim mi? Yok abicim yok, otur. Hani ne olacak, ne kadar bekleyeceğiz bilmiyorum yani. Ama haber vereceğim size, tamam mı? Tamam abi. Ya inşallah önemli bir şey yoktur. İnşallah ya. Sonunda istediğin oluyor Nebahat. Özgür bir kadın oluyorsun. Umarım bir gün nasıl pis bir oyuna geldiğini, bu canım evliliği bir hiç uğruna bitirdiğini anlarsın. Bunlar ne? Ne olacak? Enayiliğimin belgesi. Sen Suzan'la arkamdan iş çevirirken ben de karımla kaçamak yapalım diye tatil planı organize ediyordum. Maldivler. Maldivler. Gideriz de biraz içimiz ısınır diye düşünmüştüm ama gel gör ki sevgili karımız bizim biletimizi tuttuktan kesmiş. Üzgünüm Nebahat. Bize yaptığın bu kötülük için çok üzgünüm. Geçen bizle ofis taşımaya gelen çocuk değil mi bu? Yanındaki adam da ofisin sahibi. Ne alaka bunlar? Onlar şikayet etmiş olmasın abi. Belki bu çocuk duruma falan uyandıysa. Şimdi beni görürlerse tanırlar. Sen git bir dolan yanlarında. Bir öğren bakalım. İpimizi bu çocuk mu çekmiş? Net anlayalım. Hadi. Akif, Akif dur. Akif bir gitmeden konuşalım. Bak. Yani Suzan, kocan o evi bana aldı dedi. Ben de onu duyunca gerçekten çok sinirlendim. Sonra kendimi kaybettim. Ben sana gerçekten çok büyük haksızlık ettim. Ne boş. Bak sen çok aklı başında bir kadınsın. Sen benim bu hayatta gördüğüm en zeki insanlardan birisin. Böyle bir tuzağa nasıl düştün ya? Ya ben Suzan'a neden ev alayım? Ya aklın kesiyor mu böyle bir şey? Neden her söylenene inanıyorsun sen be canım? E şimdi Zeynel gelse dese ki, hayır efendim abim aslında o evi bana aldı dese, ona da mı inanacaksın? Yahu tapu senin elinde. Üstünde ne yazıyor? Kimin adı var? Senin adın var. E ev senin evin demek ki, bitti. Biliyorum, tamam haklısın ben. Ben kendimi kaybettim işte yani. Benim aklım gitti bir anda. Suzan da beni tanıyor. Yani sonuçta eski arkadaşım. Nereden vuracağını biliyor. Ya ben aptal gibi tuzağına düştüm. Hem de ne düşmek? Ya rezil oldun el aleme ya, ne boş. Akif ne olur, ne olur öyle söyleme. Bak gerçekten çok utanıyorum.
Yani düşününce çok fena oluyorum. Tamam. Tamam canım benim, tamam. Sen ağlama sarı fırtınam. Çünkü sen ağlayınca ben dayanamıyorum. Akif, gitme ne olur. Gitme tamam, ne olur beni yalnız bırakma. Ne olur affet. Tamam sarı fırtınam. Sen istemezsen gitmem. Ben nasıl böyle bir şey yapabildim? Aslında düşünüyorum. Senin de çok fazla kabahatin yok. Çünkü sen herkesi kendin gibi iyi sanıyorsun ne boşum. Ama bu Suzan var ya, bu Suzan yılan. Bu Suzan yılanın başı. Ya aynısını bana da yaptı çünkü. Beni de tuzağa düşürdü. Kendimden biliyorum hayatım. Akif. Biz bu yaşananları unutsak, ha? Bugün hiç yaşanmamış kabul etsek? Olur tabii kraliçem. Sen nasıl istersen öyle olur. Ben bir yüzümü yıkayacağım. Yıka yıka. Sen bir yüzünü yıka. Bir kendine gel. Ulan arkadaş yalnız bu Maldiv biletleri de iyi numaraydı ha. Akıllı adamsın Akif adın. Bu telefon niye sessizde kalmış ya? Söyle Zeynel. Ne? Doruk karakolda mı? Bizlik bir şey kalmadı Cem. Gidebiliriz. Tamamdır. Yardımların için teşekkür ederim Ömer. Sen olmasaydın ne bu pisliklerin yerini bulabilirdim ne de bizim miliserleri kurtarabilirdim. Sağ ol kardeşim. Rica ederim Cem Bey. Keşke ilk şüphelendiğimde müdahale etseydim de olaylar bu kadar büyümeseydi. Olsun. Ne demişler? Geç olsun güç olmasın. Arkadaşların da ifadesi alınıyor şu an. Onları da çok tutmazlar. Endişelenme. Sağ olun. O zaman iyi akşamlar. Kendine iyi bak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi dediğim gibiymiş. Çocuk her şeyi ötmüş. Bir de galiba adı da Ömer'miş. İlk geldiğinde anladı demek. Görüşeceğiz seninle Ömer Efendi. Görüşeceğiz seninle. Ömer! Ömer! Oğlum ne oldu? Ne olmuş oğulcana? Oğlum kavgaya mı bulaştınız? Yine birilerine mi dalaştınız? Ya yok yenge öyle bir şey değil. Tamamen bir yanlış anlaşılma var. Oğlum nasıl bir yanlış anlaşılma bu? Geçen gece gittiğimiz nakli işi vardı ya. Adamlar hırsız çıktı. Toplayacağım ayağını işte milletin eşyalarını çalıyormuş. Ne? Vay şerefsizler vay. Ben kıllanmıştım zaten. Sonra o eşyaları çalan adam yardım isteyince uyandım mevzuya. Ben de gittim ihbar ettim. Ne yapayım? De. Doruk'la Oğulcan da gitmiş işte. Ne? Oğulcan'la Doruk'u sen mi ele verdin? Allah seni bildiği gibi yapsın Ömer'ime mi? Ya yenge ben dedim Oğulcan'a oğlum bunlara bulaşma bunlarda bir pislik var dedim. De sonra görüşemedik işte. O sıra gitmiş işe. Ha, bizimki de almış Doruk'u yanında götürmüş anlaşıldı. Aynen öyle. Aha, anasıyla babası da geldi. Doruk da mı içeride? Orhan Bey, Kadir. Sizin ne işiniz var burada? Efendim bizim oğlanla birlikte sizin oğlanı da almışlar içeri. Biz de aynı sebepten buradayız. Nasıl yani? İkisi beraber miymiş? Ay hadi Akif, hadi gel. Tövbe yarabbim ya. Bu adam kızıp da evi başımıza yıkmasa bari. Tövbe 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 tövbe. Ya sen nereden buluyorsun böyle abuk subuk düşünceleri ya?
Allah Allah. Kadir, oğlum hadi içeri girelim de bakalım neymiş. Tamam amcim. Hadi Kadir. Siz girin, biz bekliyoruz burada. Tamam yenge. Ömer, sen uyarmadın mı Olcan'ı? Ya dedim yenge de senin oğlunun işleri işte durmuyor ki yerinde. Lafımı dinlediğin mi var? Anne, sen misin? Anne. İyi misin? Ne oldu? Kötü görünüyorsun. Biraz canım sıkkın kızım. Zor bir gündü. Özel bir sebebi var mı? Genel mi? Yok. Genel. Beni biraz yalnız bırakabilir misin? İyi tamam, ben seni daha fazla darlamayayım o zaman. Ödevime geri dönüyorum. Tamam kızım, bak sen dersin. İyiyim, iyiyim madırım ya. İyiyim. Ya size inanamıyorum ya. Çocuğumuzu bahçenizde çadırda yatırdınız, yetmedi. Şimdi bir de karakollardan topluyoruz. Ya bu Eren ailesinden çektiğimiz nedir bizim arkadaş Allah aşkına ya? Ama birazcık ayıp oluyor Akif Bey. Onunla onun ne alakası var şimdi? İçeride polislerin ne dediğini siz de duydunuz işte. Bu adamlar bu saftirik çocukları kandırıp çalıştırıyorlarmış. Abi benim çocuğum bugüne kadar hayatında bir yerden bir yere bir şey mi taşımış? Onun bunun eşyasını taşımak ne demek? Hamal mı benim oğlum? Sizin oğlunuz tutmuş götürmüş işte. Anne saçmalama istersen. Olcan'ı işe götürmesi için ben ısrar ettim. Bir de matah bir şeymiş gibi söylüyor. Delireceğim ya. Vallahi delireceğim Nebahat. Nebahat bak benim tansiyonum çıkmaya başladı. Bu saçmalık yeter. Hadi gidiyoruz yeter. Ben gelmiyorum. Nasıl gelmiyorsun? Hala mı? Evet anneciğim, hala. Benim için değişen, düzelen hiçbir şey yok. Karakola düşünce biz kurtarıyoruz seni. O işi nasıl yapalım? Ben çağırmadım seni. Zeynel abi aramış. Ben suçsuz olduğum için bir şekilde çıkardım zaten. Öyle mi diyorsun Doruk Atapı? Peki. Bu çocuğa yağmurlu havada su yok artık. Aklı başına gelene kadar. Nebahat, ben arabadayım. Sen de fazla uzatma. Oğlum, yapma, yapma. Nerede kalacaksın? Yani şimdi şöyle, bizim Mazlum diye bir arkadaşımız var. Çok dürüst, çok temiz bir çocuktur. Onda kalıyor. Hiç merak edeceğiniz bir durum yok. Şişt, dikkat et kendine, tamam mı? Hadi iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Korktun mu lan içeride? Korkmak mı?
Ne korkması Kadir abi ya. Dadım ben bir içeri girdim ya. Ha işte o ara herkes böyle bir tırstı. İşte önünü yükleyenler mi desen, Olcan abi vay efendim bir şey ister misin demeler falan. Ben de bir şaşırdım yani. Ama hiçbir sıkı aslanlar gibi yatıyordum da. Özdemek adama çok koyuyor be. Oğlum cam mekanın arkasında yüzüne fener tutulmuş kedicik gibiydi. Emin misin aslan olduğuna? Pişt. Ben sana demedim mi ha? Gidilmeyecek diye benim lafım niye dinlenmiyor? Dedin. Tamam dedin demesine de. Ben bir kez daha gider sonra bir daha gitmem diye düşünmüştüm de. Oğlum ben nereden bileyim olayların buralara kadar geleceğini? Neyse tamam tamam. Hadi gidelim. Kızlar merak etmiştir. Hadi hadi. Hadi sen de gel. Seni de bırakalım. Kolay gelsin. Aslında ibret-i alem için ders olsun diye çekeceksin elini üstünden. O zaman anlayacak dünyanın kaç bucak olduğunu Doruk Efendi. Bakalım o zaman işte milletin ortasında çemkirdiği babasının peşinden tıpış tıpış geliyor mu tekrar? Hey yavrum hey. Nebahat iyi misin? Aradım ulaşamadım. Sana bir şey mi yaptı yoksa o pislik? Haber ver bana. Kimdenmiş canım mesaj? Suzan mesaj atmış. 3 kere de aramış. Ne diyor mesajında? Senin bana kötü bir şey yapıp yapmadığını merak etmiş. Aslında bütün kötülüğü sen yaptın bana. Senin yüzünden neredeyse yuvam yıkılacaktı. Allah'ın yılanı Suzan. Diyeceksin de aslında. Desene hadi. Sevgim sen bana güveniyor musun? O zaman ara söyle o Suzan'a. Ara söyle bunları, o da evliliğimizi yıkamayacağını anlasın. Benim de kuyumu kazamayacağını anlasın. Alo, Nebahat. Ay, çok merak ettim seni. İyi misin? İyiyim. Akif kötü bir şey yapmadı değil mi? Yo, ne münasebet. Kocam o benim. Hem ayrıca sen niye benim aklımı karıştırıyorsun ki Suzan? O evi Akif bana almış, sana almamış. Tapusu da benim üstüme. Sen niye yalan söylüyorsun? Bravo Nebahat. Gerçekten bravo. Akif yine kandırdı seni değil mi? Beni kandıran esas sen misin Suzan? Onu anladım ben. Tabii tabii ya. Bütün o yalanları, her şeyi ben söyledim sana. O evi önce bana teklif ettiği falan tabii hepsi benim uydurmam. Ne zannettin? Ya Akif seni buna ikna etti öyle mi? Ne yaptıysa yaptı. Sonuçta ikna oldum ben. Asıl yalancı sensin. İnanamıyorum ya. Sana gerçekten inanamıyorum Nebahat. Yani siz ikiniz barıştınız, yine olan bana oldu öyle mi? Ekmeğimle de oynadınız durduk yere. Ben böyle kala kaldım dımdızlak. Allah sizin ikinizin de belasını versin ya. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Hadi görüşürüz. Doruk aradı. Mazlum abi çocuğu 5'te uyandırmış, çamaşırları astırmış. Bir de evi temizlerim demiş, çocuk kaçmış hemen. Okula 2 saat önce geldim diyor. Allah'ın mazusuna bak ya. Herifte gerçekten kurt kaynıyor biliyor musun? Çocuğa kilitlenmiş şimdi. O çocuk senin erkek arkadaşın mıydı? Yok. Yani öyleydi de ayrıldık. Hmm. Yani bana pek ayrılmışsınız gibi gelmedi de. Evet, onlar seviyorlar birbirlerini. Ablacığım. Dur abicim yardım edeyim. Ver.
Bunal yeter abi. Ya oradan var, keşke dolandırıcı olmasaydı. Oradan kazandığına ne kadar çok şey almışsın baksana. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten o para illegal olmasa bunlara bu kadar para vermezlerdi. He ya, benim orada çakmam lazımdı mevzuyu. Günaydın gençler. Günaydın, ihbar attı. Ya oğlum deme şöyle ya. Zaten düşündükçe canım sıkılıyor. Ya tamam oğlum ya. Hem senin niye canın sıkılıyor ki? Kekoluğu yapan benim zaten. Olan bizim baloya oldu yani. Proje iptal. Sen abini hiç tanımamışsın sisterim. Ben de vazgeçecek göz var mı? Bir bak bakayım. Para kazanma girişimlerim son gaz devam edecek. Sakın korkma küçüğüm. Esas şimdi korktum olacağım. Deme böyle şeyler ya. Ya boş verelim baloyu bence. Yani gitmesek ne olacak ki? Bir dakika, bir dakika. Ne balosu bu? Ben gece işi bakayım hemen. Hayır, hayır abi. Yani yok gece işi falan. Dinlemen lazım senin. Tamam, tamam. Emir büyük yerden. Ya kardeşlerim bir rahat olun ya. O baloya gidilecek. Anca beraber kan... Ya bir rahat, bir kontrol... Bir relax ama ya. Ha, bütün tehlikeli kelimeleri söyledi. Kesin başımızı yağına alacağız. Hadi hayırlısı olsun. Neyse durun, hadi geç kaldık. Çıkalım. Günaydın. Günaydın. Bütün gece uyumamış gibisin. Vallahi pek uyuyamadım. Anne. Lütfen bana hala Neboş'un yaptıklarına inanamıyorum deme. Ya zaten senin Neboş'a inanman başından ata. Yani o adam onu hipnotize ediyor gibi. Beynini uyuşturuyor resmen. Tam ne yapıyorsa yapıyor. Bırak artık. Onları düşünme. Nasıl bırakabilirim kızım? Nasıl bırakabilirim? İşimden, her şeyimden oldum. Şu halimize bak. Tamam anneciğim, çok güzel söylüyorsun da. Böyle battaniye altında çürüyerek olmuyor yani o iş. Ve sirkelen. Kalk şuradan. Ya bana baksana. Benim gibi ol. Güçlü ol. Yenilgiyi kabul etme. Oyuna gelme. Oyunu kuran sen ol. Bak bak bak. Ne cevherler varmış sende. Var tabii. Ama bak seni böyle depresif görmek istemiyorum lütfen. Eğer bir şeyleri eskisi gibi yapmak istiyorsan... ...o Akif denen adama ders vermek istiyorsan... ...önce buradan kalkman lazım. Yapabilir miyim sence? Yaparsın tabii, o ne demek? Ben bu genleri başkasından almadım herhalde, değil mi? Ya sen şu içindeki savaşçı ruhunu bir bırak. Lütfen. Peki. Tamam. Bundan sonra savaşçı Suzan olacağım. Canım. Ha şöyle ya. Ha şöyle ya. İşte benim annem bu. Ha? Sen bir kızın önüne kal ya. Ama tabii önce bir iş bulmam lazım. Anneciğim iş bulacaksın. Ben sana güveniyorum. Ama önce şu yataktan kalk. Tamam. Kalkalım bakalım. Ya gerçekten inanamıyorum bu olana ya. Yani kazara suçlu falan sayılsalardı... ...abimin okul sicilini bile etkilerdi bu durum. Aman sus sus kızım. Allah korumuş vallahi. Allah korumuş. Allah bu sefer korumuş. Bakalım bir dahakine ne gelecek başına. Akif Allah aşkına öyle konuşma. Hak ediyor çünkü oğlun Neboş'cum. Oğlun hak ediyor. Aslında daha fazlasını hak ediyor da neyse hadi. Kızım sen bu neydi çocuğun adı? Mazlum'u tanıyor musun? Bu Kadir'in arkadaşıymış. Hı hı. Beraber kafede çalışıyorlar. Senin abin onda kalıyormuş.
Evet. Yani söyledi dün. Delireceğim ya. Ben vallahi delireceğim artık ya. Ya okulun sahibi babası. Oğlu gidiyor önce hademenin bahçesine çadır kuruyor. Orada kalıyor. Ondan sonra yetmiyormuş gibi okulun çaycısının evine taşınıyor. Bu nedir ya? Ya bu ne saçma bir hikaye? Bu nasıl bir isyanmış ya? Keyfinden kalmıyor herhalde çocuk Akif. Seninle bir türlü anlaşamıyor da o yüzden gidiyor oralarda kalıyor. Ben onun babasıyım. Ben onun babasıyım. Benimle anlaşması gerekmiyor. Benim söylediklerimi yapacak ya babayım ben ya. Bu kadar basit. Hadi gitsin biraz da hamallık yapsın da burnu sürsün, ondan sonra göreceğim ben o beyefendiyi. Ne var? Ne oldu? Sen niye gülüyorsun? Gülmüyorum. Acı gül edebilir. Neticede bana gülüyor çocuk. Mizacım böyle, eğlenceli bir insanım ben. Komiyim, espiritüel bir insanım, öyle değil miyim kızım? Öylesin babacığım. Öyleymiş tabii, öyleyim. Acı da çok geç kaldım yine. Hadi şirkete gidiyorum ben. Hadi afiyet olsun. Güle güle. Ben de çantamı alayım, ineyim biz de yavaştan çıkalım, olur mu? Olur. İyi dersler. Sen bir daha benim kocamla aramı bozmaya çalışma, olur mu? Anlamadım. Anladın sen, anladın. Gayet güzel anladın. Bir daha öyle kapı dinleyip arkamdan sinsi sinsi iş çevirdiğini duyarsam kimin torunu hiç umursamam. Kapının önüne koyarım seni. Ayağını denk al. Yalnız beni böyle fazla gaza getirme, ne boş. Sonra kapının önüne kim konur? Görmek zorunda kalmayalım. Günaydın koğuş arkadaşım ya. Bugün nasılsın? İyiyim dostum, sağ ol. Geçmiş olsun sana da ya. Durduk yere macera olmuş resmen. Biraz öyle oldu, evet. Erkenciyim misin bugün? Sorma ya. Ya bu Mazlum çok acayip bir adam. Adam uyumuyor resmen. Sürekli bir hareket halinde ya. Dayan bence. Bu soğukta çadırda olmaktan daha iyidir. Olur. Dayanırım. Tamam. Şu balon afişini görünce darlanıyorum ya. Resmen evren bizi üzmek için uğraşıyor şu an. Ya sistirim, daha kaç kez tekrar edeceğim ama ya. O iş bende. Bu sene ben de katılamıyorum baloya. Malum bilet ayıracak param yok. Olmaz. Sen benim dert ortağım, koğuş arkadaşımsın. Ben seni de götüreceğim baloya, o iş bende. Oğlum cebinde iki kişilik bilet parası var. Şu an söz verdiğin kişi sayısı 6 oldu. Nasıl olacak bu iş? O çünkü benim... Oh, koca yürekli abim. Yapar o. Her şeyin farkındayım gençler. Ama her zaman dediğim gibi, relax. Sürprizi kaçmasın diye söylemiyorum ama okuldan sonra balo için gerekli parayı topluyorum. O değil de bizim tek sıkıntımız para değil ki. Baloya gidecek kostümü nereden bulacağız? Onu da ben halledemem. Orasını yani benden beklemeyin. Orası sizde, her şey benden olmaz yani. Bence bileti halledersek kostümü hemen hallederiz ya. En kötü Cemil'in ademe kostümlerinden birini alırız, ne yapalım? Vay be, inanılmaz yaratıcı, sistirim. Hadi sınıfa gidelim. Günaydın. Ne haber tanem? Abi, çok geçmiş olsun ya. Şok oldum duyunca. Sorma. Çok acayip bir deneyim oldu benim için de. Öyle olmuştur gerçekten. Hoşuna gitti galiba. Yani karakola düşmem falan. Güldüğüne göre. Ben sokakları iyi bildiğim için... senin gibi böyle elit birini oralarda düşününce... fotomontaj gibi geldi biraz, ona gülüyorum. Sokakları iyi bilirim diyorsun da... hani sen fotoğraf çeken, kitap okuyan... hatta piyano çalan tatlı entel bir kardeştin. Evet, doğru. Kendimi geliştirdim. Ama annemle beni önemsemeyen bir de babam vardı.
bize 5 kuruş para göndermeyen, bizi terk edip giden, senin gibi böyle zengin olamadığımız için sokaklarda çok yattık kalktık kardeşim. Pardon da gerilmeyi bırakır mısınız acaba? Yani çok saçma bir hal alıyor bu konuşma. Önce o başlattı. Sizin sorununuz ne? Hiç. Yok bir sorunumuz. Öyle değil mi? Kardeşim. Neyse hadi ders başlıyor zaten. Hadi. Şengül. Dün akşam yarım kalan konuşmamızı bir bitirelim istersen. Aa, yarım mı kaldı konuşmamız? Ben bitti sandıydım. Bana kelime oyunu yapma Şengül, bana kelime oyunu yapma. Ben sana ne dedim? Doruk'u eve almayacaksın dedim. Neden aldın? Vallahi eve almadım. Bahçede kaldı çocuk. Ama garibana çok acıdım ben Evat Hanım. Dedim ki bu çocuk gözümün önünden başka bir yere gitmesin dedim. Niyetim iyiydi yani. Ay, niyeti ne olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Ben sana ne dediysem o olacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı patron. Güzel. Şuraya elbise çıkardım, git bak. Yarın okulun geleneksel balosu var. Orada giyeceğim bu takımı. Bunu da bir ütüleyiver güzelce. Ama bak bu gömlek ipek. Jilet gibi olsun, tamam mı? Güzel ütüle. Olur olur Nebahat Hanımcığım. Ütü benim işim. Benim de kırmızı çizgim ama ütü. 10 yıllık yardımcımıza ütüde pantolonumu yaktığı için kapının önüne koydum ben. Öyle kat izi, askı izi falan istemiyorum. Çok iyi ütüleyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı patron. O iş bende. Sen rahat ol. Biraz relax. Ben halledeceğim. Hadi bakalım. Ben dışarı çıkıyorum. Onlar bitecek. Buraları da iyice temizle. Onu hallet. Buraları da güzelce temizle. Dışarı çıkıyorum ben. Yani kısacası çocuklar, toplum tarafından kabul görmüş davranışlar sergileyen kişiler başkalarınca rol model olarak görülürler. Bu da kişiden kişiye değişen bir şeydir tabii ki. Hocam, benimkini söyleyebilir miyim? Söyle Olcan. Napolyon. Sebebini de alalım lütfen. Para, para, para. Yani adamcağız ne güzel söylemiş öyle ya. Bu ara benim de çok ihtiyacım vardı. Peki seninki Tolga? Benimki Robin Hood hocam. Yani Robin Hood'un zenginden alıp fakire verme olayı çok benlik bir şey. Vay arkadaş, fakir dostuymuş da haberimiz yokmuş. Çok acayip ya, psikopat. Allah Allah. Herhalde Robin Hood boş zamanlarında pislik yapıyor. Yoksa yani bu herif boşu boşuna rol model almaz onu. Aramızda konuşmayalım çocuklar. Ömer, senin rol model aldığın kişi kim? Abim hocam. Hayatta onun gibi olmak istediğim tek kişi o. Küçüklükten beri böyleydi. Hep onun gibi merhametli, vicdanlı. Onun gibi güçlü olmak isterdim. Öylesin zaten Ömer. Sen de benim canımsın. Sistirim. Seninki de benimdir herhalde. Eğer öyleysem kalk anlat bak, herkes dinliyor. Yok değilsin. Terbiyesiz ya. Millet abisine neler diyor, bu bana yo diyor. Rol modelleriniz hakkında bir kompozisyon hazırlamanızı istiyorum. İkili takımlar halinde çalışacaksınız. Hocam biz Aybike ile takım olabilir miyiz? Teneffüste, okul çıkışında falan bol bol çalışırız hem. Ne yazık ki Berk. Takımları ben seçiyorum. Harika ve Kaan. İlk sizden başlayalım. Önümüzdeki ders hazır gelin lütfen. Pişt. Çalışkan değil mi sen? Biraz. İyi. Sen yaparsın ödevi. Şimdi biraz okuma yapalım çocuklar. Hazırlayın lütfen kitaplarınızı. Hadi dik. Orhan Bey kolay gelsin. Aa, buyurun bir. Okul Aile Birliği tarafından toplanan bahçe peyzajı ödemesi. Tam 7.000 lira. Çalışan ekibin 2-3 günlük işi kaldı da
bittiğinde rica etsem hesaplarını siz kapayabilir misiniz? Tabii tabii, ben kapatırım müdürüm. Tamam, bir de ödemeden sonra makbuz alıp yine okul aile birliğine teslim etmek gerek. Tamam, ben hallederim. Anlaştık o zaman. Kolay gelsin. Kolay gelsin, sağ olun. Sağ olun hocam. Vallahi doğru diyorsun. Şimdi Nebahat Hanım'da da var bu kazan ütülerden. Ay çok güzel vallahi. Jilet gibi oldu, jilet. Markası mı? Ne bileyim, dur bakayım. Kızım yazıyor üzerinde bir şeyler ama hiç okuyamıyorum ki. Gözüm görmüyor artık. Hay aklında bin yaşa, doğru diyorsun. Fotoğrafını çekeyim. Dur bekle. Nasıl yapıyorlar bu, dur. Kız ne diyeceğim? Eğer ucuz bir şeyse bunlar, bir tane sen bir tane de ben mi alsak ha? Ha belki iki tane alınca indirim yaparlar. Ne bileyim ya, çok alemsin ha. Dur yollayayım fotoğrafı. Kapat sen, kapat. Fatıram kalın ya. Yanmış vallahi, yanmış Nebahat Hanım. Mahvedecek beni, delik deşik olmuş Allah. Bütün buralar yanmış, her şey. Allah benim cezamı versin. Ah Şengül, ah yattı şuraya. Of, işten çekeyim bari. Hay Allah. Kaç paradır acaba? Arkası neymiş bu? Sen devam et, ben geliyorum. Olur. Abi! Ver yardım edeyim. Ya yok oğlum, sen oyununa bak, ben hallederim. Ya abi bir tanesini ver taşıyayım. Ya hayır, ben taşırım oğlum. Ya bir tanesini taşıyayım, ne olacak abi? Hadi. Aslansın be. Şuraya. Sen şu adamları tanıyor musun? Tanıyorum abi. Nakliyeci hırsızlar var ya. Ha bunlar. Evet. Evet. Abi, sağda da misafirlerimiz var. Of, of. Abi. Eyvah, eyvah. Abi, abi koşun. Ömer abiyi dövüyorlar. Biliyorsun lan, nerede? Okulun arkasında bir sürü sopalı adam toplanmış. Berko koş. Bir şeyler oluyor, koş. Ne oluyor? Ya şimdi bir çocuk geldi, Ömer abi dövüyorlar falan dedi, ben de anlamadım. Ne? Ömer'i mi dövüyorlar? Yediğin hurmalar gün gelir tırmalarmış. Biz de bir gün seni biraz tırmalayacağız Ömercik. Ne yapıyoruz abi?
Şimdi sen burada olduğun yerde duruyorsun. Ben bu adamların hepsini teker teker dövüyorum. Pek duracağım bir mevzu gibi değil abi. Ne diyorsun? Vallahi bence de bu sefer öyle değil Ömer. Allah yardımcı olsun. Amin. Kimsin lan sen, bizi ihbar ediyorsun? Kimsin? Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmese de kileri hiç bilinmeyen. Yürekte varsa sevgiden de ötesi. Sen ağlasan da boş, ışıkta yaksan nafile. Odan karanlık hep loş, hayatın emri hep koş. Bayağı bir bekledim boş, yaşantım sanki bir savaş. Ve hoş da bazen ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum. Saygıda bir kusur etti, yenine minnetinde de yeri yok. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur. Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken. Her anın birini özler, rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım. Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım. Gelsin hayat bildiği gibi gelsin, işimiz bu yaşamak. Şimdi boşuna bakma saate, zaman geç oldu. Dün annem elimi tutarken bugün 29'da doldu. Vakit can almaz ancak can yakar. Fakat bir bekle bak, nakavt olursan çok sakat. Mücadeleyle geçen hayatta son round. Kazanmak herkes ister, ne istediğini bilmektir önemlisi. Bahmanisten hayallerin, hırsın, cesaretin. Sabır selametimse intikam felaketimdir. Ne mektebimde vardı huzurum, ne vardı evde. Çıkıp bir başıma ağlamaktı belki caddelerde. Hayallerin kurulduğu ve düşlerin yok olmadığı. Bu gözlerinse dolduğu, zamanın donduğu bir yerdeyim. Düşünceler dumanlı, dağlar aynı, gözde puslu. Bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu. Benimse yol yürür gider mi sen? Görüşeceğiz ulan sizle. Yürü. Görüşeceğiz bu işler, burada bitmedi. Yürü lan. Hayat bildiği gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak. Vallahi abicim, geldikleri gibi gittiler. Ya iyisiniz ama değil mi? Bir şey olmadı. İyiyiz, iyiyiz. Hatta çok iyiyiz değil mi? Siz bir de karşı tarafı görün. Sonunda erkek birliği sağlanmış bakıyorum. Gerçi birliğe ihtiyacım yoktu. Tek başım hallediyordum ama gençler arkamdan gelmek istedi. Bir şey diyemedim. Hadi, hadi, hadi. Bu lazım olur mu? Sen mi? Şu lazım olur mu? Olmaz. O zaman. Yalnız iyi çırptık abi. İyi çırptık, iyi çırptık da biliyorsun yani dayak, şiddet pek bizlik şeyler değil. Sen ne alaka? Kim? Ben mi? Yok ben. Ay vallahi kendi kendine gelmiş ya. Ben çağırmadım. Ben severim öyle atraksiyonları abisi, bilirsin. Her zaman zevkle. Kavga benim işim. Ne döndüğünü hiç anlamadım ama vallahi benim için de iyi hareket oldu ha. Enerji atmış oldum. Yani keşke enerji atmak için futbol falan oynasaydınız. Peki. Bizim için de çok özel bir andı. İki kardeş birlikte ilk kavgamızı ettik. Te Allah'ım yarabbim. Kimdi bu adamlar ya Ömer? Ne istiyorlardı sizden? Ya biz bir nakliye işine bulaştık da. Karambolde gördüğüm kadarıyla o heriflerdi değil mi? Onlardı. Nakli yaparken hırsızlık da yapıyorlardı. Ben de ihbar ettim. Ona sinirlendiler belli ki. Ya bir para kazanalım dedik, başımıza gelenlere bak ya. Demek ki öyle tanımadığınız etmediğiniz adamlarla iş yapmayacak mısınız değil mi? Olur. Yapmayız. Sen ne istedin de ben yapmadım bu zamana kadar? Ömer, oğlum bu adamlar seni ihbar ettiğinlerden biliyorlar ki. Baksana okulu bile bulmuşlar. Oğlum demek ki adamların işini bozmuşsunuz. Ama ben bir daha buraya geleceklerini düşünmüyorum. Yani inşallah abi.
gerçekten çok üzüldüm. Hoş geldiniz hanımefendi. Nasıl yardımcı olabilirim size? Hoş bulduk bacım, sağ olasın. Ben bir gömlek bakıyordum da şunun aynısından. Tabii burası böyle yanık olmayanı. Bir bakalım var mıymış? Benim hanımın gömleği de etiketine baktım herhalde buradan almış. Evet, burada aynısından varmış. Oh, Allah'ıma bin şükür. Bir bedenine bakalım aynısı var mı diye. Bedeni de aynı. Yaşa bacım. Başka bir şey istiyor musunuz? Yok. Kaç para bu? Bu gömlek şu anda %50 indirimde. 13.000'den 6.500'e inmiş. Neye inmiş? 6.500'e. Dükkandaki bütün bu gömlekleri alınca veriyoruz 6.500 değil mi? Yok hanımefendi, sadece bir gömlek 6.500 TL. Nedir bu şimdi? Nereden çıktı bu kavga? Benim yüzümden oldu hocam. Bana saldırmaya geldiler. Niye, ne dertleri varmış seninle? Nakliyeci hırsızlar vardı ya hocam, onlar. İhbar edince sinirlenmişler demek ki. Tehlikeli bir durum bu Ömer. Polise haber vermemiz lazım. Yok hocam, polise haber verme. Şimdi polisi yormayalım. Yeterince adamları zaten biz yorduk. Hiç merak etmeyin siz. Olmaz ama öyle. Ya bir daha gelirlerse? Hocam, yani arkadaşlar fena dağıldılar. O yüzden tekrar geleceklerini pek sanmıyorum. Yapmayın çocuklar ama yine böyle şeyler. Peki tamam. Şimdilik polisi aramıyorum. Ama bir daha en ufak bu tip bir şey olursa anında haberim olacak, tamam mı? Tamamdır hocam, merak etmeyin. Aynen hocam. Senin de kaşın açılmış. Git göster onu revire. Olur hocam öyle bana. Dert değil. Dert o, dert. Git göster diyorsam göster. As, as, as. Bir çekti ya. Ya birader, sen niye kargoya giderken beni çağırmıyorsun? Ha? Oğlum senin bana inadın mı var? Bu kadar sevdiğim milyon niye beni çağırmıyorsun? Vallahi artık darılmaya başladım ha. Bilerek yapıyorsun yani. Ne diyeceğim peki adamlara Mazlum? Ya siz bir durun, Mazlum gelsin sizi teker teker dövsün mü diyeceğim? Evet bunu de, gerekiyorsa de. Allah Allah. Cidden ya bir daha gelirlerse? Bence de hayatlarının dersini aldılar onlar. Bir daha okulun yakınlığından bile geçemezler. Bu arada çok teşekkür ederim kardeşim sana. İkinci kez borçlandım. Sayende Melisa ile de barıştım. Ne demek kardeşim, her zaman. Eyvallah. Eyvallah. Yalnız ne çok sevenimiz varmış ha. Sağ olun hepiniz. Hadi, herkes dersine hadi, hadi, hadi. Orada nasıl vurduğumu gördün değil mi? Ya ilerler misin artık, yeter ya. Çocuk artık bırak beni, bırak beni. Hey, bir baksana. Bak, geçen sefer tam burada bacağımı vurmuştun sopayla. Yani eğer yine aynı şeyi yapacaksan, bu sefer biraz yorgunum. Bir dahaki teneffüsü bekle, tamam? Korkma, vurmayacağım. Al şunu, sür kaşına. Ne bu? Yani müdür beyin yanında o kadar revire gitmeyeceğini belli ettin ki ayağına getireyim dedim. Açık yara. Mikrop kapar. Bekletme. Ya alo. Sana söylüyorum. Orada mısın? Yok. Yani ben en son ne zaman biri bana karşılıksız bir iyilik yapmıştı, elini uzatmıştı ya da bir şey vermişti falan diye düşündüm de ondan. O kadar mı nefret ediyorlar senden? Galiba biraz öyle. Sağ ol bu arada. Geçmiş olsun. Ne yaptın sen şimdi kızım bize ya? Biz alışkın değiliz öyle.
bizimle ilgilenilmesine falan. Yamuk kalmayalım bir de sonra. Ya ayrı bir seviyeyim. Hadi gençler, bugün otobüs yok. Ne otobüs? Yine yürüyelim falan demeyeceksiniz değil mi? Yok be oğlum. Babamdan anahtarı aldım, arabayla gideceğiz. Niye öyle bir şey yaptın? Çünkü evden alacaklarımızı aldıktan sonra yeni para kazanma kapımıza doğru yola çıkacağız. Sadece sen ve ben. Eyvah! Yine neyin içine düşeceksiniz acaba? Yok ya, böyle bir şey değil. Hiç riski falan yok. Yani kısmen. Oğlum bakma öyle, güven bana. Sen güven bana deyince güvenemiyorum olacak. Kusura bakma. Anne, yengemin ne işi var okulda? Olcan, Aybike, beni hemen babanızın odasına götür. Neredeydi odası? Niye ya, beyni mi özledin? Elinin körünü özledim Olcan. Tamam da ne oldu? Ay darlama beni Olcan, hadi götürün beni. Tamam tamam, dur ben götürürüm, sakin. Ne oldu ki acaba ya? Kesin bir sıkıntı var. Oğlum orası garantili, hayatımızda düz giden bir şey mi var sanki? Ama şu balı olayı var ya, hepimize ilaç gibi gelecek ha. Ya sen nasıl balo bağımlısı çıktın oğlum? Sen hayatında kaç tane baloya gittin? Kaç tane gördün de bağımlısı oldun? Bir iki tane görmüştüm. Gel bak anlatayım. Olcan bu baloya gitmeyi gerçekten çok istiyor. Evet, taktım takıyor bir şeye. Aslında ben bilet parası toplamasına yardımcı olmak istiyorum ama... Nasıl? Eğer kabul edersen bir fikrim var. Mahvoldum vallahi, bittim ben. Mahvoldum ben vallahi, bittim Orhan. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ya? Kovacak beni, işten kovacak. Ya yolacak ya da beni işten kovacak bu kadın. Ne diyorsun sen kadın? Ne oluyor? Ya ne bileyim, ben de anlamadım ki. Böyle bir anda koridorun ortasında belirdi. Buraya gelene kadar da yok, mahvoldum, bittim ben deyip durdu. Aa, bak. Nebahat Hanım'ın gömleğini yaktım. Gerizekalı Nevin beni telefona tuttu, konuştu, konuştu, konuştu. Beni de almışım, gitmişim, yakmışım gömleği. Vallahi zaten zar zor geçiniyoruz. Bir de işimi kaybedersen biz ne yaparız Orhan? Ya tamam anne, bir sakin ol. Hem kadının bir tane gömleği yok ya. Anlatırsın durumu, açıklarsın. E baktın olmuyor, maaşından keser yani, ne olacak? Yok kuzum, yok, durum öyle değil. Baloya giyecekmiş bu gömleği. Ütü dedi, benim kırmızı çizgim dedi. Bir önceki yardımcımı da dedi, sırf ütü yüzünden dedi, kapı dışarı ettim dedi. Vallahi beni de kapı dışarı eder bu kadın. Orhan, ben işimi çok seviyorum ve kaybetmek istemiyorum. Ya tamam, 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 bir sakin ol ya. Kızım, bak şu gömleğin markasına, gidelim alalım aynısından koyalım yerine, ne yapalım yani? Yok, 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 o düşündüğünü ben yaptım, ben gittim baktım. Yok muymuş? Var. Tamam işte. 6500 lira. Ne? Yuh. Ey Allah'ım ya Rabbim. Orhan, ben işimi çok seviyorum. Vallahi işimi kaybetmek istemiyorum. Kadın bir dur, bir sakin ol ya. Bir düşüneyim ya, bir düşüneyim. Kredi çekeyim. Nasıl? Ya kredi çekeyim, ne yapayım yani? Yerim belli, yurdum belli, işim gücüm belli. Gideriz bankadan, çekeriz krediyi. Taksit taksit öderiz. Ha? Orhan, aklında bin yaşa, canım kocam benim. Çocuklarımın babası, evimin direği, sen hiç başımızdan eksik olma, he mi? Tamam, tamam, uzatma. Hadi banka kapanmadan gidelim de kredimizi çekelim, hadi. Tamam, hadi siz çıkın ya. Geliyorum ben. Anne. Aa, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Okuldan arkadaşım Kaan. Birlikte ödev hazırlayacağız da. Merhaba Kaan. Merhaba. Selam. Kitabımı unutmuşum da. Aa. Kim bu çocuk? Akif'in ilkokul öğretmeninin torunu Kaan. Bir süreliğine bizde kalacak. Ben seni Nebahatlerin evinde görmüştüm, değil mi? Evet, bir süredir orada kalıyorum ben. Anne bu koku ne ya? Çok güzel kokuyor. Harika bir kek yaptım. Yersiniz değil mi? Yeriz yeriz. Hadi geç.
Evet. Hangimizden başlayalım? Senin rol modelin hazır mı? Vallahi benimki gayet net. Kim? İngiltere Kraliçesi Elizabeth. Hatta rol modelin değil sadece. Ruh ikizin bile diyebiliriz. Yani biraz yaşlı değil mi sence de? Yok. Yani evet. Ama çok güçlü biri. Kraliçe diyorum ya. Seninki kim? Ya benimki çok net. Akif Atakul. Şaka yapıyorsun. Yok, çok ciddiyim. Bence müthiş bir insan. Sen Akif'i yeterince tanıdığına emin misin Kaan? Evet, eminim. Bence çok karizmatik bir insan. Yani zeki, esprili. Çocuklarına da çok düşkün. Müthiş bir adam yani. Demek Akif Atakul senin için müthiş bir insan, öyle mi? Yok ya. Bana anlattı. Araba falan almış. Sen o yüzden seviyorsun onu. Yok canım, sadece o yüzden değil. Yani benim annem eskiden onun yanında asistan olarak çalışmış da... Ya ben de çocukluğumda böyle gazetelerde falan çok görüyordum adını. O yüzden hayranım yani. Ha, öyle mi? Acaba... Bizim şirkette mi çalışıyormuş? Yani benim vefat eden eşim eskiden Akif'le ortaktı da o yüzden soruyorum, ben de tanıyor olabilir miyim diye. Neydi ismi? Ne zaman çalışmıştı? İsmi Zümrüt. 17-18 yıl önce çalışmış onun yanında. Siz hatırlıyor musunuz? Yok. Akif o zaman bizim hayatımızda değildi galiba. Neyse, ben sizi tutmayayım çocuklar. Hadi siz çalışın dersinize. Ya sen çok güzel olmuş. Ay ay. Eh, hadi sıra sende. Sen söyle bakalım. He. İlk aşkın Nebahat mıydı? Daha neler hayatım ya, yok. E kimdi o zaman? Ya şimdi Suzan'ım... ben böyle şeylerin çetelesini tutmam, biliyorsun ya. Ama illaki biri olmuştur. Yani aa, o da neydi öyle dediğin biri vardır muhakkak. Ha. Senden başka mı? Evet, benden başka. Yani ben son aşkınım da ilkini merak etmiştim. Ha. Ha, evet, evet ya. Biri vardı. Nebahat Dora hamileydi o zamanlar. Tabii. Ha. Yine aldatıyordun karını yani. O şekilde demeyelim de yani. Öyle bir kapılmıştım. Asistanımdı. Zümrüt de adı. Böyle çok güzel gözleri vardı. Hüzünlü bir yüzü vardı. Ama işte öyle. Yaşandı bitti. Çok da uzun sürmedi yani. Gitti gitti. Gitti gitti. Sen yoksa Akif'le Zümrüt'ün oğlu musun? Bak gördün mü Orhan'ım? Maaşlı sigortalı işin olunca krediye hemen veririz dedi banka. Ha öyle vallahi ya. Şimdi bunlar yarın sabah gelin parayı alın derlerse... ben bir koşu gelir alırım parayı, ondan sonra da koştur koştur giderim mağazaya, olur mu? Ha gidersin, öyle yapsan. Heh.
Bir asrı çıkmaz değil mi? Vallahi benim bu bluzu yarın almam lazım. Kadın baloya giyeceğim diye tutturdu da tutturdu. Ya Şengül bir sakin olur musun sen ya? Allah Allah bir panikleme. Ne diyordu bizim oğulcan? Bir relax ya. Relax, relax da yani ne bileyim. Neyse hay aklında bin yaş. Vallahi çok akıllı adamsın sen. Yakışıklısın, güzel kalplisin. Yani baloya gitmek için şarkı söyleyip para toplayacağız öyle mi? Oğulcan için. Ya nasıl heveslendi hatırlasan o hallerini. Yani aslında kendisi gidebilir. Yani o kadar parası var. Ama bizi de götürmek istiyor işte. Onu ben de istiyorum. Yani seninle gitmeyi istiyorum. Aramız daha iyi değil mi? Yani artık bana çok kızmıyorsun. Kızmıyorum. İşte böyle böyle öğreneceğiz demek ki. Neyi? Sevgiliyken birbirini üzmemeyi. Düzgün bir ilişki kurmayı. Yani ben de çok cadılık yapıyorum sana. Böyle çok sinirleniyorum, sonra tutamıyorum kendimi. Çok ağır şeyler söylüyorum değil mi? Evet ya, ben de onu diyordum işte. Sen bayağı cadısın cidden ya. Doruk. Şaka şaka. Ben her halini seviyorum seni. Ama sevgili değiliz. Peki. Tamam. Önce bir aramız düzelsin. Sonra bakarız. İlla ki olacağız. Sevgili. Küçücük şey, ben kendine geç kalan bir kadın. Beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine. Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar. Beni seçmesen de yok desen de ateş yanardı yine. Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Ablama iki tane hemen. Buyur ablam. Afiyet olsun. Hijyen kırmızı çizgimiz. Üretimde son nokta. Gel vatandaş gel. Abi dur. Sen kalbime denk gelen küçücük şey. Ben kendini aşk sanan bir adam. Beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine. Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar. Beni seçmesen de yok desen de güneş doğardı yine. Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları.
Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Anne hayırdır, ne yapıyorsun? Bu o çocuğun bardağı değil mi? Evet. Eğer şanslıysam elimde Akif'in canını sıkacak çok iyi bir koz var, harika. Neymiş o? O çocuk Kaan. Akif'in oğlu olabilir. Ne? Şaka yapıyorsun herhalde. Hayır, yapmıyorum. Akif bana bir zamanlar Zümrüt diye bir kadınla birlikte olduğundan bahsetmişti. Asistanıymış. Kaan'ın annesi de Zümrüt olduğuna göre. Akif de babası. Ay, inanmıyorum ya. Anne durdun. O adamı 12'den vuracak darbeyi buldun ha. Ama önce ispatlamam gerek tabii. Akif tek ayak üstünde 1000 tane yalan uydurduğu için benim elimde kesin delil olmadan kimseye bir şey iddia edemem. DNA testi yaptıracaksın anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Bir arkadaşımın laboratuvarı var, bana yardımcı olur. Ama Akif tarafından da bu işi halletmem gerekiyor. Onu nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. O iş bende olsun. Nasıl? Kaan kitabını unutmuş. Gidip bırakacağım. Bir şekil hallederim. Çak. Bu nakliyeden kazandığımız 400. Bu da masraflar çıktıktan sonra dolmadan kazandığımız etti sana 750. Biz 4 kişiyiz. Wonderful'la birlikte 5. Doruk da var ya. Yazık, onun parası yok. Ha, yani 1200 liraya ihtiyacımız var. 450 eksik ama. Ya hoca ne dedi ya? Bugün son gün müydü bilet parası için? Oğlum ben gelmesem de olur ya, sıkıntı yok. Ben de gelmem ya, dert değil. Bak bir kişi daha gelmedi mi çözüldü iş. Hayır ya, olmaz öyle şey. Anca beraber kanca beraber. Bu durumda gitmiyoruz demek oluyor. Ömer, ne oldu Olcan'a? Balo parasını toplayamadık. Proje iptal yani. Bence değil. Bu ne? Bana borç para vermiştin. Unuttun mu? Yo, unutmadım da ben sana bu kadar vermedim ki. Ben hatırlarım oğlum. Ben böyle bir şey vermem. Bu fazla. Ama cebimde kuruş yokken verdin. O yüzden ben de müsaadenle sana böyle teşekkür etmek istiyorum. Nereden buldunuz bu parayı? Şarkı söyleyerek topladık. Ya kardeşlerim benim ya. Ya koy şarkı benim. Ya aslan kızım. Oğlum gidiyoruz lan balaya. Oğlum tamam. Dur sakin. Yavaş.
Ben bakarım. Selam. Senin ne işin var burada? Acaba nasıl manyaklık peşindesin? Ne kadar ayıp Akif amca ya. Kaan arkadaşım kitabını unutmuş, onu getirdim. Yüksek müsaadenizle. Harika. Kaan'cığım. Hayırdır, ne işin var burada? Kitabını bende unutmuşsun. Lazım olur diye getirdim. Ve zahmet etmeseydin okulda alırdım ben senden. Yok. Bana da hava değişikliği oldu. İyi o zaman. Koyuyorum. Akif amcacığım. Kaan size ödevinden bahsetti mi? Yok. Sizi rol model olarak görüyormuş da. Ne kadar cici değil mi? Öyle mi görüyormuş? Evet. Öyle yani. Vallahi insan annesini, babasını, abisini rol model olarak görür. De. Kan bağı olmayan birini bu şekilde görmek bana ilginç geldi. Neyse, sevdirmişsiniz herhalde kendinizi. Evet, evet. Sever beni. Sağ olsun. Ben şu telefonumu alayım, çıkayım yavaş yavaş. Size de iyi sohbetler. Sağ olun, sağ olun. Annemin de çok selamı var. Aleykümselam. Aleykümselam. Ben bir su alabilir miyim? Tabii, tabii. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Ben gideyim o zaman. O kadar yol geldin, otursaydın biraz da. Hava karardı, geç olmadan gideyim ben. Yarın okulda görüşürüz. Sen bilirsin. Demek bugün lokantada erken paydos ettiniz ha? Harika. Patron biraz hastaydı da erken kapayalım dedi. Yoksa gelmem zordu hocam. Ne güzel olmuş. Çalıştın mı peki? Ev ödevlerini yaptın mı ha? Vallahi yalan yok. Bulduğum her fırsatta çalıştım hocam. Hani bana ritim videoları atmıştınız ya. Evde bulduğum tencere, kova hepsini önüme koydum. Vura vura tekrar ettim. Bravo sana Ömer. Daha ne çaldığını duymadan bile Azmin'e hayranım. Sağ olun hocam. Çok istiyorum ya. Ya bunu en iyi şekilde çalmayı çok istiyorum hocam. Tamam, o zaman şöyle yapıyoruz. Bak ben 7-24 buradayım. Sen her gün iş çıkışı saat kaç olursa olsun buraya gel. Pratik çok önemli. Çok çalışmak lazım. Vallahi süper olur Barış abi. Çok sağ ol. İyi, harika. Hadi vur bakalım o zaman. Bakalım kendini ne kadar geliştirmişsin. Hadi. Harika. Oho. Of. Niye bu kadar pahalı bunlar ya? Ben de 350 çeşit cadı kostüm olmasına şaşkınım şu an. Hayır yani ülkede devamlı kostümlü balı oluyordu da bizim mi haberimiz olmadı bugüne kadar, ben anlamadım ki. Ha kızlar, okulun balası için mi bakıyorsunuz o kostümlere? Evet. Yani kostüm zorunlu da böyle biri gibi giyinip onun gibi gitmemiz gerekiyor. Aa,
Kime ne canım? Kendiniz gibi gitseniz de sen mesela bakın de ben Aybüke oldum de sen be bakın de ben Oğulcan oldum de. Yok yok öyle olmuyor işte böyle prens prenses falan hani biri olman lazım. He kız sana prenseslik çok yakışıyor. He, yok ben Vampirella olacağım. Ne lan? Vampirella vampirin kız hali var ya. Kızım sen prenses olsana böyle hanım hanımcık. Neymiş öyle şeyler? Yok ben sevmiyorum öyle artık anne ya. Sen bana şimdi siyah pelerini dikebileceksin mi dikemeyeceğim onu söyle. Tamam ne var siyah pelerinde dikerim ben sana. İyi tamam. Olcan sen prens mi olacaksın? Ya bilmiyorum Madrim ya. Vallahi hayalindeki bir şey bulamıyorum. Bulduklarım da zaten çok pahalı. Hayalindeki şey neymiş sen? Söyle bakayım kızım benim. Ya böyle jilet gibi bir çocuk olmak istiyorum aslında ama yani görenler şey desin. Uf ya nasıl yakışıklı bir çocuk bu. Ama işte. Dur. Buldum ben. Ben seni böyle çakka gibi bir delikanlı yapacağım. Harbi mi? Hı. Relax. Bak güveniyorum Madrim ha. O iş bende. Herkes hallettin ya. Bana da mı bir el atlan? Atlanma kuzum sana da bir el atarım ben. Sen ne olmak istiyorsun Asiye? Bilmiyorum ki yenge. Böyle kafamda bir resim var ama saçlarımı kabartsam, kulağıma çiçek taksam falan. Ay kız sen de Türkan Şoray olursun vallahi. Çok da güzel olursun. Ben seni Türkan Şoray yapacağım. Tamam. Hı? Var ya baloda sizi görenler dönüp dönüp bir daha bakacaklar ha. İyi kostüm işimiz de hallolduğuna göre bu çocuk kaçar. Nereye? Baloya davet ettiğim güzel bir hanım vardı da. Ona gidiyorum. Gidiyoruz demeye. Bak bak bak. Ay koş koş. Kaçırma Wonderful'unu. Ya bu çocuk gerçekten aşık mı ne? Ha? Zenginken olmadı, belki fakirken olur bunun işi. Ne dersin? Allah korusun derim. Allah korusun derim anne ya. Yapacağım ben size. En güzelini yapacağım. Harika. Senin ne işin var burada? Komşuculuk mu oynuyoruz? Bir şey söyleyecektim de. O yüzden size geliyordum. Peki. Dinliyorum. Ben balo biletlerini aldım. İsmini de yazdırdım. Mail attım hocaya. Ya sen bana bilet mi aldın? Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen kostüm işini ne yapacaksın peki? Bulabilecek misin dünyanın en güzel kızı kostümünü? Bilmem. Bulurum belki. Alabildin mi? Aldım tabii. Kimse şüphelenmedi değil mi? Anneciğim rica edeceğim. Kimsenin ruhu duymadı. Oh, çok iyi. Sen artık yarın DNA testi yaptırırsın. Tabii tabii hemen. Başardık. Çak! Aa, ne ya? Benim bir konuda senin yardımına ihtiyacım var. Ne oldu? Ne yardımı? Ya şimdi okulun kostümlü balosu var da. Oğulcanlar da bana bilet almışlar. Ama benim kıyafetim yok. Benim dolabımda birkaç tane tuvalet var. Onlardan biri olmaz mı? Olmaz anneciğim. Tuvaletle mi gideyim? Dalga geçerler. Konulu bir şey olması lazım. Ha, anladım. Aklıma bir şey geliyor sanki. Benim böyle uzun beyaz bir elbisem vardı. Bir bakarsın olmadı kesip biçeriz, bir şeyler yaparız. Nasıl bir şey? Melek falan olmayacağım değil mi ben? Melek sevmem. Tarzım değil. Hayır kızım, melek olmayacaksın. Ama benim aklımda var bir şey.
Dur bir getireyim de ben önce bir bakalım, ona göre karar verin. İyi. Kuzi, hop. Hop. Nereden bu saatte? Wonderful'uma gittim. Biletleri aldığımı haber verdim de. Havalar hoştu mu? Ya sevindi tabii gariban ya. Tatlı tatlı gülümsedi, teşekkür etti. İyi bari. Allah'tan boynuna falan atlamadı ha. Yoksa sen kalpten gidersin. Ay. Madrım da böyle kostüm işimize el attı. Hepimize bir şeyler düşünüyor. Ben o işi hallettim gibi ya. Harbi mi? Oğlum bulaşıkçı olacağım deme ya. 40 yılın başında bir karizmatik bir şeyler olalım. Allah Allah, bulaşıkçılar karizmatik değil diye bir şey mi var oğlum? Olabilirdim. Ama olmayacağım. Sürpriz olsun. İyi olsun. Bana böyle dümdüz giyinip Ömer oldum ben diyeceğin gibime geliyor ama hadi hayırlısı. Nereden bildin lan? Harbi mi? Ömer mi olacaksın? Oğlum Ömer çok kötü bir seçenek ya. Başka bir şey o. Yok lan yok yok. Kafamı huni takıp Oğulcan olacağım. Hadi yürü, bir sortta oturttun bizi. Hadi bir çay içelim. Huni ne alaka ya? Hadi yürü. Anne bu pelerin işini halledersin değil mi ya? Baloya yetişir yani. Yetişir yetişir gülüm, sen hiç merak etme. Zaten bugün Sabahat'a da uğrayacağım. Oğulcan'ın kostümünü alacağım. O iş bende. Sabahat ne alaka? Yani onda kalıyor, ondan alacağım bir şeyler. Baba banka arıyor. Orhan koş koş. Aç 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 aç. Dur dur, tamam dur, geldim dur. Dur geldim, ver. Açtım ben. Alo. Evet, evet. Buyurun benim. Nasıl? Ha. Doğru. Bir ay olmadı daha. Ha. Tamam. Tamam. Anladım efendim. Tamam. 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 Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çıkmış mı kredi? Hey Allah'ım ya. Kaç senedir aynı okulda çalışıyoruz diyoruz insanlar. Hala yeni giriş yapılmış diyorlar ya. E Orhan demiyor mu? Ben burada eskiden çalışıyordum, uzun yıllardır çalışıyordum, ara verdim, yeniden başladım diye. Ya biliyorlar kadın, biliyorlar zaten ya. Vermeyeceğiz de demiyorlar. Bugün veremeyiz diyorlar. Birkaç güne çıkarmış. İyi de bana para bugün lazım Orhan. Benim o Allah'ın cezası bluzu gidip alıp asıp adının dolabına koymam lazım. Bittim ben vallahi, bittim ben. Nebahat Hanım öldürecek beni. Bittim ben, bittim. Tamam tamam, dur. Sakin ol anne ya. Ya kadın bir bitme ya. Bir bitme, bir dur. Bir dur, bir düşünelim azıcık. Neyini düşüneceğiz Orhan? 6500 liralık şey neyini düşüneceğiz? Evdeki bütün eşyaları satsak 6500 lira etmez. Ay ne olurdu o para bugün geleydi. Ne olurdu ben ekmeğimden, işimden olmayaydım. Ne olurdu kenarda köşede bir kötü gün paramız olaydı bizim. Okuldaki çekmecemde 7000 var ama. Nasıl yani? Ya okul aile birliği toplamış. Çevre düzenlemesi için. Birkaç gün ödemesini yapacaktım. E buldun işte Orhan. Ne olursun bak, ben bir koşu gideyim şu bluz işini halledeyim. Sen de kredi çıkınca para yerine koyarsın. Yok ya, yok tamam söyledim de, yok tamam sen unut ya, unut olmaz o. Nasıl unutayım Orhan Allah aşkına? Vallahi Nebahat Hanım beni öldürür, kovar işimden. Ya kızım o para benim üstüme zimmetli ya. İnsanlar güvenmişler, bana emanet etmişler o parayı. Ya bir aksilik olursa, ya ödeyemezsek, o zaman ben utancımdan ölürüm ya. Ne aksiliği olacak Orhan Allah aşkına? Kredi çıkacak dedin ya, adam da öyle dedi. Alırız parayı. Kredi çıkar çıkmaz da geri yerine koyarsın. Kimsenin de haberi olmaz. Gerçi bir iki güne de çıkar dedi ama. Oh içim rahatladı vallahi. İyi o zaman. Ben gideyim eşyalarımı alayım. Sizin de okula geleyim. Parayı alayım. Şu dükkanda kapanmadan bluz işini halledeyim. Götüreyim kadının dolabına asayım. Eren familyası için muazzam bir gün olacak bugün, hissediyorum. Bana bakın. Bugün Wonderful'umu almaya giderken öne kimse oturmayacak. Öne sadece biz oturacağız ha. Te Allah'ım ya. Baloya gitmiyoruz, sanki Olcan'ın gelin arabasına biniyoruz. Dur kız, o da olacak inşallah. Sus.
Vallahi ben önceden pek ihtimal vermiyordum ama Oğulcan Nazmi'den korkmaya başladım. İleride Wonderful yengen olabilir yani. Hayır, ne olur ya. Yalnız benim Wonderful'ımı beğenmeyen kız da bir vampirle çıkıyor ama neyse. O vampir de iyi bir vampir oldu ama ha. Böyle tatlış bir şey dönüştü. Çocuğu vampirliğe küstürdü be. Ya ben şey unutmuşum da babama bir şey diyecektim. Siz geçin gelirim ben. Baba ne oldu? Bittim ben Aybüke. Bittim, mahvoldum ben. Ya niye, ne oldu ki? Müdür bey bahçe işleri birkaç saate kadar biter. Parayı al gel, işçilerin parasını ödeyelim dedi. Ay annemi ne yapacağız? Çoktan almış bir de gömleği. Ne yapacağım ben ya? Gömlek de gömlek diye tutturdu. Mahvoldum ben, mahvoldum. Gömleği yıkayıp ütülediydim de asayım diye geldim. Hı, getir bakayım bakayım. Ha, evet çok güzel olmuş. Bravo, eline sağlık. Sanki yeni almışım gibi, pırıl pırıl. Çok uğraştım. Çok güzel olmuş Şengül'cüm ama ben düşündüm, karar verdim. Böyle gömlek etek değil de oraya sanki böyle şık bir elbise giysem daha iyi olacak. Ne? Gömleği giymeyeceksin mi? Elbise mi giyeceksin? Giymeyeceğim, elbise giyeceğim. Ne oldu? E yazık değil mi bize? Bize yani, bana ve gömleğe çok güzel bir gömlek bu. Şengül'cüğüm dert etme, giyerim ben onu başka bir gün. Bin tane var aynısından. Oraya çıkarmıştım bak. Şu köşede, getirsene. Bunlar mı? Ha yok, bu değil. Şu, ha arkadaki. Getir bakayım. Elim kremli, dokunmayayım, leke olmasın. Bunu da sen ütüle ama öyle gömlek gibi olsun, tamam mı? Jilet gibi. Hadi kolay gelsin. Ha canımız çıktı şu gömleği almak için. Kadın bir çırpıda konuyu fırlattı attı. Alo. Şengül, Şengül mahvoldum ben. Müdür bey iki saat içinde işçilerin parasını ödeyelim diyor ya. Ne? Ne olacak şimdi? Ya neyin olacak kadın ya, kovulacağım. Hırsız damgası yiyeceğim, o olacak işte. Allah beni bildiği gibi yapsın Orhan, Allah beni bildiği gibi yapsın. O kadar uğraştık, canımız çıktı şu gömleği alalım diye. Kadın giymem diye tutturdu. Dolapta aynısından bin tane var dedi. Elbise giyecekmiş. Lan tamam, ne gömleği mömleği diyorsun ya, ne diyorsun ya? Ya ben nasıl yüzümü yerden kaldıracağım da adama böyle böyle oldu diyeceğim, onu düşünüyorum. Sen ondan haber ver bana ya. Ya kovulacağım, kovulduğum yetmediği gibi. Bir de hırsız damgası yiyeceğim, ben insan içine nasıl çıkacağım Şengül ya? Of Orhan, of. Aksız kafam. Ah. Hiç haber vermiyorsun ama tatlım. Oğulcan söyledi. Bilet işi halloldu. Baloya geliyormuşsunuz. Evet, halloldu. O zaman bu akşam yalnız bir vampir olmayacağım sanırım. Yani bilmiyorum, bakalım. Ne oldu, neyin var? Yok bir şey. Emin misin? Sana yalan söylemek istemiyorum. O yüzden sormazsan çok sevinirim. Ben de bana yalan söylemeyip doğruyu söylersen sevinirim. Neyin var? Kendimle ilgili bir şey değil ki. Ya kendimle ilgili ama biraz ailevi bir şey. O yüzden lütfen zorlama. Bir dakika ya. Biz sevgili değil miyiz? Sevgiliyiz. Peki sevgililer birbirlerinin ikinci aileleri değil midir? Bence yeni yeni mantıklar uyduruyorsun şu an. Hayır ya, bence öyledir. Yani o an aile kuracak imkanın olsa, yaşın da buna uygun olsa, aile kurmak istediğin insanla sevgili olmak istemez misin? Ya sanırım evet. O zaman senin ailen benim de ailem sayılır. Hadi anlat bakalım. Babamın başı belada. Selam. Selam. Ya geçen parti martı, sonrasında olanlar da malum biraz tatsızdı. Yeni bir sayfa mı açsak? Beraber partiye gidelim mi? Ya teşekkürler Hüseyin ama biz Melisa ile gideceğiz.
Ya. Siz de bayağı kanka gibisiniz ya. Yani evde beraber, okulda beraber falan. Kankadan da öteyiz biz. Kardeşim o benim. Ne güzel. Ama partide falan görüşürüz zaten ya. Hiç sıkıntı yok. Aynen, aynen. İlla görüşürüz. 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 İlla biriyle mi gitmek gerekiyor partiye? Yani kısmen. Ya işte herkes sevgilisiyle, kardeşiyle, kankasıyla falan gidiyor ya. O bakımdan yani. Kankan Mazlum'la gidiyor. Kardeşin, sevgilin de yok. Aynen öyle. Birlikte gidelim mi? Nasıl? Benim de kankam ve kardeşlerim çift olarak gidiyor. Sevgilim de yok. İstersen birlikte gidelim. Bilmem ki. Yani olabilir. Tamam. İyi o zaman. Yalnız kalmamış oluruz ha. Peki kostüm? Kostüm ne giyeceksin? Ayarlayacağım bir şeyler. De prens falan olmayacağım, baştan söyleyeyim. Ya ben zaten geçen sene prenses oldum ya. Ben de bayağı bir dalga geçtiler. Ben de bu sene böyle bir farklı bir şey mi yapsam ya? Normal hayatında zaten prenses gibi takılıyorsun. Bence farklı bir şey dene. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet ya. Yalnız gitmiyorum ya. Şimdi bunun burada. Suzan. Merhaba, nasılsın? Öyle her aklına estiğinde buraya gelemezsin Akif. Çekip gider misin evimin önünden? Ya gideceğim, merak etme. Merak etme ya. Hatta bu sefer içeri girip sızmayacağım da. Bir de o vardı, doğru. Güya seni ilaçla uyutmuşuz değil mi? Zavallı Nebat ya. Karımdan uzak duracaksın Suzan. Seni son kez uyarıyorum. Karımdan uzak dur, yoksa olacaklardan ben sorumlu değilim. Sen benimle dalga geçiyorsun herhalde. Benimle işbirliği yapmaya çalışan, gel beraber Akif'i bitirelim diyen senin karın. Ben değil. O der ama yapamaz, beceremez. Ama sen yapabilirsin. Bak benim kurulu bir düzenim var. Kimsenin de bu düzeni bozmasına izin vermem. Ne senin, ne Nebahat'in, ne de başka birinin. Kurulu düzen ha? İki yüzlü, sevgisiz bir evlilik kurulu düzen. Aman kimse bozmasın onu, aman. Aman kıskanma, aman kıskanma. Belki bir gün senin de olur. Tabii o zamana kadar yalnızlıkta ölmezsen. Ha, bir de şey var. Sen ne yaparsan yap, Nebahat benden ayrılmaz da işte kıymetli zamanımı harcıyorsunuz. Neticede ben dakikası para eden önemli bir iş adamıyım. Bazılarımız gibi işsiz değilim. Hay! Güleyim de boşa gitmesin. Görürsün sen abi. Allah'ın belası. Çağırdın mı müdür bey? Evet, çağırdı. Bak ne olduysa olduğu gibi anlat, tamam mı? Gerekirse o şımarık Nebahat Hanım'ın gömleğine kadar anlat. Bilsin adam yani, ona göre belki şey yapar. Kızım ne olacağı belli değil mi ya? Her şey ortada işte. Asıl ben bütün bunları anlattıktan sonra nasıl kafamı yerden kaldırıp insanların yüzüne bakacağım, onu düşünüyorum kara kara. Saçmalama baba, sen parayı falan çalmadın ki. Kredi çıksaydı sen parayı geri koyacaktın yerine. İş uzadı o kadar. Vallahi hiç kendimizi kandırmayalım Aybikim. Her şey ortada işte. Ben bir hata ettim. İnsanların parasını kendi param gibi harcamam yanlıştı. Suç işledim yani, onun da cezasını da utancında yaşayacağım, ne yapayım?
Allah hakkımızda hayırlısını versin. Müdürüm, benim size bir şey söylemem lazım. Ama yani çok utanıyorum da nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Aybike! 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 Ne oldu? Baban nerede? Girdi şimdi içeri, ne oldu? Ne oldu Berk, hayırdır? Hocam, Orhan Bey kapının önünde bunu düşürdü de. Arkasından seslendim, duymadı da beni. Galiba içinde de para var. Bunu verecektim kendisine. Buyurun Orhan Bey. O zaman ben bunu buraya bırakıyorum. Zaten ders başlayacak şimdi. Geç kalmayayım derse. İyi günler size hocam. İyi günler. Orhan Bey, yoksa siz zarfı nasıl düşürdüm diye mi üzüldünüz? Kaybolmazdı, merak etmeyin ya. Bakın çocuklar bulmuş getirmiş. Hadi şu işçileri çağıralım da bir an önce ödemelerini yapalım. Ya gerçekten inanamıyorum, ben şoktayım şu an. Ya ne olacak, ne dert ediyorsun? Okulun sokağındaki bankadan hallettim işte 2 dakikada. Oğlum sen ne yaptın öyle ya? Nereden çıktı o zarf? Şey, Aybike benim sevdiğim bir arkadaşım da. Onu sizinle konuşurken duyunca yardım etmek istedim. Sonuçta sizin bir hatanız yok. Bankanın gözünden kaçan bir bilgi eksikliği sebebiyle gecikmiş krediniz. Yani yok, tek hata bankanın değil. Bizim de hatamız var da. Ya ne diyeceğimi bilemiyorum bir oğlum. Çok teşekkür ederim yani. Allah razı olsun, sağ olasın. Rica ederim Orhan amca. Yani Orhan Bey. Yok yok, sen amca de ya, zararı yok. Da anana babana ne söyleyeceğim be oğlum? Onlara da çok ayıp oldu. Tamam, ben 1-2 güne kadar ödeyeceğim de. Gene de onlara da söylemek lazım. İstiyorsan ben arayayım, izah edeyim ha. Yok yok, hiç gerek yok. Hiç zahmet etmeyin. O zaten benim kendi paramdı. Yani harçlıklarımdan biriktirdiklerim. Haberleri falan olmaz, dert etmeyin siz. Tamam. Tekrar sağ ol oğlum. Çok teşekkür ederim. Ben kredi çıkar çıkmaz ödeyeceğim, tamam mı? Tabii tabii ödersiniz. Hiç sorun değil. Neyse, ben bir anneni arayayım ya. Çok telaşlanmıştı. Bir rahat nefes alsın. İyi, tamam. Hadi iyi dersler. Sağ olun. Sen, ya sen ne yaptın ya? Babamın, hatta bütün ailemin kahramanı oldun şu an. Sadece senin kahramanın olsan bana yeter aslında. İyi, peki öyle olsun. Hadi derse girelim madem. Hadi gidelim. Bulmuşlar zengin çocuğu. Ailece kullanıyorlar. Vay vay vay. Aybik'le babasına bak sen. Aybike! Aybike kızım! Bir makyajı sadece. Çok korkunç olmuşsun Aybike. Vallahi seni almazlar baloya böyle. Biletin biletin yanar yani. Hemen silivereyim şu yüzünü de güzel bir şey yapayım senin suratına. Hayır hayır, olmaz ya. Vampir elleyim ben. Hem zaten balonun konsepti bu, anne, böyle uçuk kaçık biri olmak. Vallahi beni anlamıyorum öyle kompes mompes ama yani çok korkunç olmuşsun Aybike. İyi iyi, tamam. Demek ki güzel makyaj yapmışım. Vallahi sizin işlerinize benim aklım ermiyor ha. Neyse, bak sana ne diyeceğim. Şu beklenen çocuk var ya. Niye para verdi babana? Dedi ya işte babama şey diye. Bizi konuşurken duymuş. Üzgün olduğumuzu görmüş falan. Ondan vermiş yani. Ha, bu çocuk insanların rüyasına giren aksakallı beyaz neden böyle her önüne gelene yardım ediyor? Ne bileyim anne, ya verdi işte, çocuk kötü mü etti?
Yok canım, kötü etmedi yani. Allah razı olsun, iyilik etti de. Ne bileyim. Olcan nerede? Wonderful'unu alıp gelecekmiş. İyi iyi, gelsin. Aybike, bir baksana olmuş mu böyle? Dur gideyim Asiye'ye yardım edeyim de geç kalmayalım. Hadi öptüm. Aman öpme. Öpme öyle yarasa kuşu gibi. Çok kötüsün. Korkunç. Sen kaybedersin anneciğim. Neyi kaybedeceksin? Gemilerde talim var, Bahriyeli yârim var. O da gitti sefere, ne talihsiz başım var. Hani benim... Dünyanın en güzel kızı kostümü. Kesinlikle o. Çarpıldım resmen. İnanılmaz yakıştık. Çok güzel. Mazlum, sen şu taraftaki stand ve masalarla ilgilen. Cemile sen de şu tarafta. Tabii Kadir Beyciğim, hay hay ne demek. Sonra da içecek servislerine geçmemiz gerekiyor. Tamamdır. Tüyleri hallettim. Işıklar, buranın çiğlenmelerinde. Lıkır 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 götür ya, paşama bak benim. Tabii babanın partisi ya sonuç olarak. Biz burada anamız babamız ağlıyor sabahtan akşama kadar, masadan oraya masadan buraya koş. Ulum sen ne yapıyorsun burada böyle? Madem çiftiz uyumlu giyinelim dedim. Olmamış mı? Olmuş, çok güzel olmuş da bana daha çok yakıştı. Şaka. Yalnız benim tepsim eksik. Bana tepsi bulursan daha fazla beraber vakit geçirebiliriz. Nasıl ya, sen benimle mi çalışacaksın? He gülüm, olmaz mı? Ya olmaz mı ya, çok güzel olur, çok kral olur. Ben de sana tepsinin kralını bulurum. Hadi düşüyorum hadi. Çok çalışacağız, çok. Hadi motivasyon, hadi, hadi. Hadi. Ne diyorsun Marco? Ha, nasıl? Oğlum 10 numara olmuşsun var ya. Harbi çok şekilsin. Sen de fena değilsin. Sen konuştun mu Aybike'yle? Konuştum, konuştum. 2 dakikayı burada izlediler ama daha gelmediler işte. İşte hayalimdeki çiçekçi kız. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen de çok yakışıklı olmuşsun. Teşekkür ederim. Bir insan anca bu kadar korkunç ve anca bu kadar güzel olabilir be sevgilim. Müthiş olmuşsun. Sen de korkunç yakışıklı olmuşsun sevgilim. Ömer nerede kaldı ya? Bilmiyorum ki. Gelmedi henüz. Hakikaten nerede? Stüdyodan direkt geçecekti o buraya.
arkadaşı beklerken rockstar olmuşsunuz. Güzel doğmuşsunuz, yakışmış. Bater hocam, Barış abi sağ olsun. Ayarladı bir şeyler. Susan da prensesliği bırakmış. Başka bir şey olmuş. Ömer'e ayak uydurmak istedim. Motor da havalıymış. Motora iletim olsaydı daha da havalı olacaktı da. Nasip değilmiş. Bence zaten bayağı havalısın Ömer. Yalnız siz de çok iyi olmuşsunuz ha. Da sen bu kostümü nereden buldun? Mazlum abi de vardı deme. Yok ya. Evde vardı, Melisa getirdi. Hadi içecek bir şeyler alalım o zaman. Vay, 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 vay. Hepiniz ne kadar güzel olmuşsunuz ya. Ya evet, filmlerdeki gibi olmuşsunuz. Ama sen, sen var ya sen, sen efsane olmuşsun. Selam. Melisa, çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen de çok güzel olmuşsun. Ya bu arada hepiniz çok güzel olmuşsunuz. Aynı konsept giyinmek Kaan'ın fikriydi herhalde ha? Hiç kaçırmaz böyle şeyleri. Evet, evde oturup konuştuk bunun üstüne biraz. Ya sen bu üstündekini giymek isteyince biz de sanırım seni biraz dışlamış gibi olduk. Yok. Sıkıntı değil bir tanem. İyiyim ben böyle. Neyse. Biz de bir şeyler içelim hadi. Ben de gireyim bari koluna. Bütün gece çalışacak mısın sen? Evet. Ama yani senden gözlerimi alabilirsem bir şekilde çalışırım diye düşünüyorum. Ses kontrol. Ses kontrol. Bir saniyenizi alacağım. Bir saniye. Ataman Koleji'nin sevgili öğrencileri, sayın velilerimiz ve eğitim yuvamızın kıymetli eğitim neferleri. Hepiniz geleneksel kostüm balomuza hoş geldiniz. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Teşekkürler. Efendim bildiğiniz gibi fazla konuşmayı sevmem. Hele zoraki konuşmayı hiç sevmem. O yüzden de fazla vaktinizi almayacağım. Hepinize iyi eğlenceler. Akif, dur. Oylama yapılacaktı. Unuttun, onu söyle. Pardon. İyi eğlenceler dilemeden önce bir şey daha hatırlatmam gerekiyor. Kıymetli eşim hatırlattı bana da. Biliyorsunuz ki her sene geleneksel bir Ataman Koleji Kralı ve Kraliçesi seçiyoruz. Bu yılda gelenek değişmeyecek. Oy vermek isteyenler için oy sandıklarımız ve oy pusulaları orada duruyor. Efendim yiyecekleriniz, içecekleriniz masanın üstüne ve muhtelif yerlerde ve servis yapılacak tabii. Daha fazla uzatmayayım. Hepinize iyi eğlenceler. Hadi bakalım. Hinci'cim canım, çok güzelsin. Bu gece de her zamanki gibi çok şık olmuşsun. Sağ ol, tatlım benim, sen de. Teşekkür ederim. Nasıl? Bütün okul aile birliği full kadro gelmiş değil mi? Ben öyle gördüm. Vallahi ben bir tek Suzan'ı göremedim. Gelmeyecek herhalde. Aman boş ver Suzan'ı da zaten. Gelmesin. Belki şimdi durumu falan yok ya. Giyecek bir şey alamamıştır. Ondan gelmemiştir. Ah vah.
Selam. Robin Hood. Güzelmiş. Rol modelim olur da kendisi. Şu ezici üst sınıfla ses çıkaramayan alt sınıf sohbetimize uygun bir model. Tutarlısın yani. Bir şey içer misin? Yani senin dışında başka birisi sorsaydı herhalde içmezdim ama. Nedenmiş o? Çünkü şu salonda içeceğime zehir katmayacağına emin olabileceğim tek kişi sensin de ondan. Ondan da o kadar emin olma bence ya. Sonuçta beni de tanımıyorsun. Sen de beni tanımıyorsun. Ama bana tentür diyot getirdin. Ayrıca hem yaralarımı sarıp hem beni zehirlemen için bir tık psikopat olman gerek. Ya öyleysem? Yok ya. Bence bu hikayenin psikopatı benim akıllı kız. Diyorsun. Diyorum. Bugün sen bir kostüm giyecek olsan ne giyerdin? Yani pek benlik değil. Ağır abiyim diyorsun. Yani. Ya bir fotoğraf çekilelim mi? Bugünün hatırası olsun. Tabii ama bir şartla, bana yollarsan. Neden? Ben yokken fotoğraflarıma mı bakıyorsun? Evet, bakıyorum. Ya Kadir, şaka yapıyorsun. Yok, bakıyorum gerçekten. Neyse, gel. Ne oldu şimdi ya? Ya babam bu tarafa bakıyordu da şimdi bir gerginlik çıkmasın dedim. Tamam. Gideyim ben o zaman. Tamam. Yine gel ama. Ben gelirim ya. Bana gel. Geçen sene kral ben seçilmiştim. Bakalım bu sene kim olacak? Ben anlamadım şimdi yani. Böyle hepimiz aday falan mı olacağız? Evet. Bak şimdi, partideki herkesi aday gibi düşün, tamam mı? Hepimiz gidip birer kral ve kraliçe önerisinde bulunacağız. En çok oy alan da kazanacak. Anladım. Heyecanlıymış. Bence kraliçe sen olacaksın. Neden? Yani bir sürü kız var burada. Benim gözüm sadece seni gördüğü için herhalde. Çünkü ben başka bir ihtimal düşünemiyorum. Ah, çok severim bu şarkıyı. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Ataman Koleji'nin müstakbel kraliçesi. Tabii Ataman Koleji'nin kralı. Dans etmek mi istiyorsun? Evet ama yani kimse beni dansa kaldırmıyor ki. Gel hadi. Ama ayağına falan basarsam kızmak yok ha. Kızmam. Kaçma, kaçma. Bir laf etmeyeceğim, korkma. Pardon, ne demek istiyorsun Suzan?
Benim hiç kimseden kaçtığım, korktuğum falan yok. Ah, tabii ki öyledir. Ama zaten kimse değil önemli olan. Kendinsin. E kendinden de kaçmayı becerebiliyorsan eğer, işte o zaman sana bravo. Ne saçmalıyorsun Suzan? Ne demeye çalışıyorsun hiç anlamıyorum. Ama artık bundan sonra senin oyunlarına gelmeyeceğim. Lütfen, bak lütfen diyorum. Artık benden uzak dur. Uzak duracağım Nebahat, tabii ki uzak duracağım. Bir gün kapıma gelip, aa meğer Akif yalancıymış, sahtekarmış diye kendini yerlere dansan, kafanı duvardan duvara da vursan, ben senden uzak duracağım. Bundan emin ol. Sağ ol. Kostümlü balı dediklerine bakma. Bunların çoğu okulda maskeyle dolaşıyor zaten. Nasıl yani? Şöyle ki, hepsinin bir sürü sırrı var. Ama onların hepsi hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Çok mutlularmış gibi. Hayırdır? Ne oluyor burada? Hiç. Bir şeyler içer misin? Rahatsız mı ediyor seni bu? Rahatsız mı ediyorum seni? Yok, etmiyor. Konuşuyoruz. Bu kızın etrafında dolanma. Seni sevmiyorum ha. Ömercik benden pek az etmez. E tabii kendince haklı sebepleri var. Ama bu düz çocuklardan. Yani öyle kimseden gizlisi saklısı yok. İçi dışı bir. Baş tacısın. Hadi bakalım nasıl gidiyorsun? Bekleme yapmıyorum. Haydi. Haydi. Kızla ne buluyor Allah aşkına söyle bana ya. Hayır anasını babasını evini terk edecek kadar ne buluyor bu kızda ya? Akif sen bırak o kızı da. Suzan gelmiş. Yine abuk subuk konuştu. Sinirimi bozdu. Ha. Ne dedi? Ne dedi acaba? Yine aynı şeyler. Ya ne boş sen de onu ciddiye alıp hala dinliyorsun ya. Sana da müstahak ben ne diyeyim artık ya Allah Allah. Aman ne dinleyeceğim canım. Konuştu öyle abuk subuk. Yürüdüm gittim yanında. İyi yapmış. Ben bu kreç oylamasına sana oy vereceğim. Herhalde alacağım tek oy olacak. Kızlar. Tahmin edersiniz ki geçen senenin kraliçesi bendim. Yine tahmin edersiniz ki bu senenin kraliçesi ben olacağım. Yani demek istiyorum ki sizinle arabayla geldim. Oğulcan'la falan takılıyorum diye. Sakın gözden düştüğümü sanmayın. Ne diyorsun Harika anlamıyorum bile yani. Ya tabii. Kesin anlamıyorsundur. Sizinle takılıyorum diye nasıl havalara girdiğini görmüyor muyum ben? Kural şu. Siz her zaman eziksiniz. Her zaman varozsunuz. Yani benimle takılıyorsunuz diye sınıf atlamadınız. Harika sen ne saçmalıyorsun ya yine? Ya bırak Asiye. Ömer'in parasıyla okulda okuyor. Oğulcan sayesinde baloya gelmiş. Bak ağzımızı açıp bir şey demiyoruz. Hala geliyor bize hava yapıyor. Ne diyorsun sen be? Sen kimsin bana laf atıyorsun? Uza git buradan Harika. Uza git. Tatlım tamam sakin. Bırak ya. Gelmiş burada bize varoş maroş diyor. Elimde kalacak gerizekalı. Kendi prenses sanki. Sen sevgiline mi beni şikayet ediyorsun? Evet. O bana para verir susturur. Yaparsın değil mi Berk? Ne diyorsun? Salak salak konuşma. Ne? Ay ben gerçekleri söylüyorum. Aa.
Babacığınla çocuğun parasını yemiyor musunuz? Oh, yağlı kapı buldun tabii. Senin çenen açıldı, cercer konuşuyorsun. Bir güven geldi sana. Harika, bak kendine gel. Elimde kalacaksın. Aybekciğim, ben duydum. Babanla konuşuyordunuz. Berk babana para vermedi mi kurtarmak için? Vay be. Ben de diyordum ki, bizim kızıl sosyopat nasıl oldu da bir anda iyilerin tarafına geçti? Ya ben neyi kaçırdım da bir anda tek başıma bir kötü kaldım diye soruyordum kendime. Saçma saçma konuşma. Ne alakası var? Sen ne çabuk unuttun oğlum? He? Biz seninle beraber kafa kafaya verip Ömer'in dükkanını soymadık mı? Ben Kadir'i döverken arabanın içinden kıs kıs gülerek izlemedin mi her şeyi? Hı? Ne oldu? Parayı verince bir anda günahların siliniyor herhalde ha kanka? Senin ne kadar pis bir herif olduğunu görünce değişti her şey. Ben de değiştim ayrıca. Tabii tabii. Değiştin sen. Yardımsever bir kedicik oldu bizim vampir. Babasıyla sana teşekkür etmişlerdir. Sen de mutlu olmuşsundur. Bak kapa çeneni diyorum sana. Ya tamam yeter. Oğulcancığım kusura bakmayacaksın. Üzdüm birazcık kardeşini. Ama Berk halleder. Bana nakit para verir. Sus Aybike'yi üzme der. Ben de susarım. Yaparsın sen. Salaksın çünkü. Şimdi öldüreceğim seni. Bak elim. Dişiye bak. Ne diyorsun? Dur, dur, dur. Hayır, sen kimsin benim hakkımda? Ne öyle şeyler söylüyorsun? Sen kendini ne söylüyorsun? Ben ne yaptım ya? Dur, bırak. Dur, sakin ol. Aybike tamam bırak. Aybike tamam bırak. Dur. Aybike tamam. Bak sakın müdahale. Sen ne gülüyorsun? Ne oldu? Ne gülüyorsun? Ne oldu sen? Neye gülüyorsun? Ha? Ne oldu? Gülüyorsun bir seni. Pisliklerin ortaya çıkınca böyle mi oldu? Yeter! Tamam Berko. Bak hala gülüyor. Tamam. Yahu yeter! Ya utanmıyor musunuz? Bakın Ataman Koleji'nin pırıl pırıl çocuklarısınız. Size yakışıyor mu şu yaptığınız hareket ya? Ya ayıptır, günahtır. Yapmayın şunu ya. Tamam, anlıyorum. Gençsiniz, kanınız deli akıyor ama bu hiç oluyor mu böyle şeyler ya? Bakın birazcık moraliniz düzelsin diye öğretmenlerinizle, annelerinizle, babalarınızla size böyle geceler tertip ediyoruz. Yani bak burada bu kadar ben ne diyordum? Ben niye aldım bu mikrofonu müdür Allah aşkına? Oylama sonuçlandı Akif Bey, onu açıklayacaktınız. Hay yaşa, da. Ya oylama sonuçlandı, sizin bu yaptığınız nedir böyle ya? Şimdi ne güzel kralınızı, kraliçenizi açıklayacağız sizin biz sevgili gençler. Ha? Geldik şimdi o önemli ana. Ben Ataman Koleji'nin kurucusu ve sahibi olarak bu görevi üstlendim bugün. Kraliçemizi ve kralımızı açıklayacağız ama biliyorsunuz ki benim hem bu gece hem de hayatım boyunca yegane kraliçem tabii ki Nebahat Hanım. Nebahat Hanımcığım, sizi ben sahneye alayım. Kralimize, kraliçemize tacını takmak için. İnci Hanım, sizden de zarfları alayım. Teşekkür ediyorum efendim. Öncelikle kraliçemizi açıklayarak başlayalım. Değil mi? Evet, şuradan. Evet efendim. Ataman Koleji geleneksel kostüm balosu kraliçesi. O çokluğuyla Süsen Kılıç olmuştur. Tebrikler kızım. Gel bakalım. Ben mi? Senin sayende. Çok teşekkür ederim. Sen çok güzelsin ondan. Çık bakalım. Tebrikler kızım. Geç, buyur. Hadi bakalım. Ve buyurun efendim. Geldik krala. Yani geldik krala diyeceğim ama hatırlıyorsunuz geçmiş zamanlarda aranızdan bir arkadaşınız, bir yavrumuz bana çok kralsın biliyorsun değil mi demişti. Ben de her zaman demiştim. Tabii benim olduğum yerde siz gençler anca prens olursunuz. Ama hadi bu gecelik diyelim, kralı açıklayalım diyelim. Ataman Koleji geleneksel kostüm balosu kralı oy çokluğuyla Ömer Eren olmuştur alkışlarınızla. Tebrikler oğlum.
Aslan kardeşim benim be. Hadi. Yakışıklım be. Evet, tacını Nebahat Hanımcığım taksın. Krallık bandını da hadi bakalım. Evet. Kralımızın da maşallah takıldığına göre maşallah. Evet, artık eğlence zamanı. Fakat ondan önce sevgili kralımız ve kraliçemiz de bir çift bir şey söylemek isterler diye ben mikrofonu onlara bırakıyorum ve hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Hadi bakalım. Herkese iyi geceler. Bir yeni zarf da benden geliyor. Suzan ne yapıyorsun? Akif, bu sürpriz zarfa hazır mısın? Hepiniz hatırlarsınız ki Ömer'in annesi olduğumu yine böyle güzel bir organizasyonda sevgili Akif Atakul açıklamıştı. Suzan saçmalama. Bu sefer ben de aynı inceliği kendisine göstermek istedim. O yüzden buradayım. Sevgili konuklar, bu gece bir baba ve oğlunun birbirine kavuşmasını izleyeceğiz. Buna şahit olacağız. Suzan, kes sesini. Dur Akif, bırak konuşsun. Elimdeki DNA raporuna göre Akif Atakul'un evlilik dışı ilişkisinden bir oğlu varmış meğer. Kaan'cığım, babana sarılabilirsin oğlum. Suzan Manyaslı. Seni bu şehirden kazıyacağım.
Şart mıydı o masalı okumam sana, ha? Ben sana başka masallar okurum, anlatırım, ha? O kitapta annemin en çok okuduğu masal vardı, o yüzden onu çok seviyorum. Ah benim güzel kalpli Eldim. Okurum kuzum ben sana, okurum o masalı. Madem bu kadar seviyor. Buldum. Heh. Ömer! Çık lan dışarı. Ne oluyor? Kim bunlar? Sen benim işime çomak soktun ya. Ben de senin yuvanı dağıtmaz mıyım lan? Dağıtın lan. Ömer! Çık lan dışarı! Ne oluyor kardeşim? Kimsiniz siz ya? Ömer'in başının belasıyız bundan sonra. Dünyasını dar edeceğiz onu. Nerede o, nerede? Lan defolun gidin şuradan ya, manyak mısınız kardeşim siz? Dağıtın lan, devam edin, dağıtın! Korkma kuzum, korkma! Beni polise ihbar etmek neymiş göstereceğim o Ömer'tine. Görecek benimle uğraşmak neymiş. Kardeşim defolun gidin dedim, bak polisi ararım ha. Kimsin lan sen? Karışma işimize bu var. Neredesin lan? Ömer! Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle. En azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp.